Tamam, anlaştık değil mi çocuğum? Anlaştık hala. Sen merak etme, güzel bir bahşiş bırakırız biz. İyi iyi, onun güzel bir resmi olsun. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne tavsiye edersiniz? Bu soruyu bana sormayın. Niye? Garson değil misiniz? Teknik olarak evet garsonum. O zaman tavsiyenizi duymak istiyorum. Size tavsiyem bu şehirde yaşamayın. Bu güzelim şehri trafik, gürültü, kalabalık yutmuş bitirmiş. Bence güzelliklerini fark edebileceğiniz bir şehirde yaşayın. Yani bence. Yani yaşayacağım yer konusunda değil, sadece yemek konusunda tavsiye istemiştim ama. Ha, yemek konusunda tavsiyem her şeyi mevsiminde yiyin. Evet. Nasıl yani? Hani şimdi kış mevsimindeyiz ya. Kış sebzeleri yiyin. Yani lahana, pırasa, karnabahar gibi şeyler. Aslında haklısın. O zaman biz bir karnabahar yiyelim. Karnabahar yok, yok. Tamam, pırasa getirin o zaman bize. Pırasa maalesef. Lahana var mı? Biz başka bir yere gidelim o zaman. Tabii siz bilirsiniz ama bence manava gidin. Manava gidin. Sebzeleri alın, eve gidin. Böyle insan sıcaklığıyla onları pişirin. Sen pişir ama hadi. Hanımlar yok hep, tamam. Hadi bakalım. Kolay hadi, gelsin. Hadi. Her şey mevsiminde sağlıklı ve güzel. Barış bırakmamışlar, gördün mü? Ne yapıyorsun oğlum? Barış bırakmamışlar da Mustafa abim, barış bıraktım. İyi yaptın. Gerçi insanlar tatlı. Benim de bir öküz servis yapsa, ben de bahşiş vermem. Öyle deme, öyle deme ya. Söyle abi, biraz önce müşteriler gitti de niye gittiler onlar? Ha, onlar kış sebzeler istiyorlarmış. Ben yok deyince gittiler tabii, lahana pırasa yok deyince. Ya o değil de, benim bir kitabım vardı, okuyordum. Çok sürükleyici, bir beş sayfam kaldı. Bir gidip onu bir okusam belki, yerime bak be. Al şundan, sen şunu oku, hesap doğru mu? Bir bak bakayım. Hesap, tamam. Fazla para bırakmışlar. Fazla değil, fazla değil. Senin bahşişi, al götür hadi. Aa, olmaz, olmaz. Ben bahşiş olayına karşıyım, olmaz. Niye karşısın abi? Ben zaten çalışmamın karşılığında bir ücret almayacak mıyım? Fazla paraya ne gerek var? Yani siz hiç bahşiş alan bir inşaat işçisi gördünüz mü? Hani bir evde oturuyoruz mesela, evden de memnunuz diye gidip ameleyi arayıp bulup cebine bahşiş mi sıkıştırıyoruz? Bahşiş çok saçma bir şey. Ne yaptın Mustafa Ali abi? Gözünü seveyim ya. Servis sektörü bahşişlerle ayakta duruyor abicim. Ekmeğimizle oynama lütfen. Bakma sen bu mandıra filozofuna. Öküz babasından kopyaladım diye bazen düşünüyorum. Ya bence ya hiçbir işte bahşiş olmasın ya bütün işlerde bahşiş olsun. Her şeyin bir standardı olsun. Eşit eşe, eşit bahşiş. Dipsiz sipsiz konuşturup durma. Bak, bu tepez tutuyordu, kafanı çarpar gibi kaptırır. Sakin ol. Al şunu götür. Al. Karşıyım. Ya al oğlum lan. Karşıyım diyorum ya. Bak şunu alsana, gözünü seveyim. Almıyorum, karşıyım kardeşim bahşişi. Senin karşını çıksın be, her şey karşı. Yeter be. Tamam hala, sinirlenme, gözünü seveyim. Kitabımı okuyup geliyorum ben. Yapma. Abi sen de Allah aşkına okuyacaksan oku. Yani sakin ol. Hala. Al, bugünkü yevmi yani. Aa, çocuğum ben yemeği ısırmam. Mısır abi yemeyecek onu. Sen ondan daha çok çalıştın hala. Hem cebinden verdiğin bahşişler de cabası. Hadi al ya, kırma beni. Ne yapacaksın yavrum ya? Anı yüreği işte. Öküz de olsa evlat evlatmış. Kıyılmıyor. Ne yapıyorsun hala? Çocuğum yemeği çok görürse belki heveslenir çalışır. Mustafa Ali abi. Ya bugün için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Al abi yemeği. Yok ya, olur mu? Ben sana yardım ettim. Para karşılığı yardıma karşıyım ben. Al sen oğlum, alnın teyre çalışın, göre kazandın. Anne, ne yapacağım ben parayı? Harcamadıktan sonra para dediğin kağıt parçasından farkı yok ki. Ham maddesi odun işte. Asıl odun sensin. Ne diyor parayı ne yapacakmış? Bu zamanda parasız adım atılıyor mu? Atılır tabii. Bak göstereyim parasız nasıl adım atılıyor. Bak, birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Hadi eyvallah. Ya bu çocuk ya. Ya gider tabii ya. Hala sen bana diyordun ya Mustafa Ali abim çalışmayı sevmiyor diye. Bence o parayı sevmiyor. Parayı sevse çalışır. Hiçbir şey sevmiyor oğlum. Öküz gibi gitmeyi seviyor. Hoş ver. Hadi biz de gidelim. Aynı gemide